g eksi 4 ve 4 aralığında tanımlı türevlenebilir bir fonksiyondur ve grafiği aşağıda verilmiştir. g'ye ait grafiğin kaç adet büküm noktası vardır? Peki. Öncelikle büküm noktasının ne olduğunu hatırlayalım. Büküm noktaları fonksiyonların çukurluklarının yön değiştirdiği noktalar. Eğer çukurluk yukarı yönlüyse, aslına bakarsanız çizerek anlatsak daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Yukarı yönlü çukurluğun aşağı yönlü bir çukurluğa ya da aşağı yönlü çukurluğun yukarı yönlü çukurluğa dönüştüğü noktalar büküm noktalarıdır. Burada eğim artarken azalmaya, burada da eğim azalırken artmaya başlar. Gelin biraz düşünelim. En sol taraftan başlarsak burada son derece dik bir eğim var. Artmaya devam ediyor ama pozitifliği giderek azalıyor öyle değil mi? Evet, eğim çok dik ama giderek azalıyor. Eğim çok dik ama giderek azalıyor, 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 daha da azalıyor. Burada sıfır oluyor ve daha sonra da negatifleşmeye başlıyor. Bir yandan azalmaya da devam ediyor. Negatifleşiyor, negatifleşiyor, negatifleşiyor ve tam bu noktadan sonra negatifliği azalıyor ve artmaya başlıyor. Artıyor, artıyor. Burada sıfır oluyor. Evet, bu noktada sıfır oluyor ve buradan sonra da yine azalmaya başlıyor. Azalıyor. Giderek negatifleşiyor. Bu noktada ilginç bir şey oluyor. Hemen işaretleyelim. Ve bu noktaya geldiğimizde de yeniden artmaya başlıyor. Hala negatif ama negatifliği giderek azalıyor. Burada sıfır oluyor ve bu noktadan sonra da giderek pozitifleşiyor büküm noktalarının eğimin artarken azalmaya başladığı, yani çukurluğun yukarı yönden aşağı yöne doğru değiştiği noktalarda olduğunu söylemiştik. Eğim bu noktada artarken azalmaya başlıyordu. O zaman bu bir büküm noktası. Aynı zamanda büküm noktaları eğimin azalırken artmaya başladığı noktalar, değil mi? Burada ve burada eğimin azalırken artmaya başladığı iki nokta var. Peki, g' fonksiyonunun kaç tane büküm noktası var? Bize verilen aralıkta tam 3 tane.